Bundan sonra belki podcastlere böyle başlarım. Çünkü Roadcaster Pro geldi 8 ay önce Tanıttığım bir podcast cihazı vardı biliyorsunuz. Dünyada tek demiştim. Halen öyle tekliğini koruyor. Çok unik bir cihaz zaten. Bununla beraber e, podkit eee mic e, mikrofonu geldi. Stand ile beraber her şeyi birbirine bağladık ve kaliteli bir yayın için sizler çünkü bir ses kayıt teknolojileri kanalında olduğunuz için sesin en iyisini hak ediyorsunuz tabii ki. İleride imkan oldukça da görüntünde en iyisini hak ettiğinizi biliyorum. Onun için de çalışmalarım var tabii ki seri halde bir program hazırlamaya çalışacağım şimdi e, sizlere bu cihazın ya da bu aparatların mikrofonların tanıtımı ile ilgili değil de gerçekten bir podcast akışı ile ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum şimdi podcast podcast e, akışı derken nedir nasıl yapılır e, ne kaydedilir gibi bir durum değil aslında Podcast kaydederken bir iş akışından bahsediyorum neler kaydedeceğiz nasıl ilerleyeceğiz? Ee, ne şekilde paylaşacağız ve arada yapmamız gereken detaylar, eklememiz, çıkartmamız gereken detaylardan bahsedeceğim. Teknik anlamda oturup da hangi mikrofonlar, hangi cihazlar, hangi kablolar değil bunu artık hazırladığımız bir yayına ya da hazırlamayı planladığımız bir yayının e, iş iş akışını size sunmaya çalışacağım. Şimdi daha önceki videolarımda, bu arada notlarımı da aldım. Daha önceki videolarda birkaç videoda da bahsettim. Bundan da bahsetmek isterim. Öncelikle podcast neydi? Bundan bir bahsetmek isterim. Tam olarak videoda bahsettiğim metin şuydu. Podcastler bir programın internette bulabileceğiniz bölümleridir. Podcastler genellikle orijinal ses veya görüntü kayıtlarından oluşur. Ancak bir televizyon ya da radyo programının dersinin, performansın veya bir başka etkinliğin kaydedilmiş yayınları da olabilir. Yani sonradan izlenebilir her seri neredeyse bir podcast yayını olarak bizlere sunulabilir. Tabii ki siz de sunabilirsiniz demişim. Şimdi daha önceden hazırlamış olduğunuz yayınlar olabilir. Hazırlamayı planladığınız yayınlar olabilir ama bu sadece ses içeriği de olabilir. Çünkü niye? Daha önceden bahsettik. Kimilerinin kameraya fobisi var, görüntülenmek istemiyorlar ya da iyi bir poz verdiklerini düşünmüyor olabilirler ama burada tabii işte nizami giyinip ışıkları ayarlayıp aman etraf kalabalık dağınık gözükmesin, izleyiciye ayıp olmasın durumundan kendimizi kurtarıp tamamıyla mikrofonumuz, ses kayıt cihazımız ve tabii ki notlarımızı alarak seri olarak içeriğimizi oluşturabiliriz. Zaten dünyada Biliyorsunuz da son zamanlarda da Türkiye'de e, çok etkin bir şekilde hem dahil olunmaya başlandı hem de dinlenmeye başlandı. Aslında yıllardır var tabii ki podcast ülkemizde ama hem üretip hem dinleme olayları da yeni yeni palazlanmaya başladı e, diyebiliriz. Şimdi benim bu bölümde anlatmak istediğim bir iş akışı var. Yani podcast oluştururken... Nasıl bir e, adım sürecinden, nasıl bir ilerleme sürecinden geçeriz diye böyle nazizane hazırladığım notlardan adım adım anlatmak istiyorum. Şimdi bir podcast fikrimiz var diyelim. Şimdi aklınıza gelebilecek her konuda içerik üretebiliyorsunuz. Balıkçılıktan spora, sosyal medyadan kripto para borsasına, spordan elektronik cihazlara. İsterseniz kendi hayatınızı anlatın, başınızdan geçen komik anıları anlatın. Bu bir seri olarak hazırlayabileceğiniz her içerik olur. Tabii bunun bir akışından bahsetmek istiyorum. Aldığım notlarda şöyle adım adım ilerleyelim isterseniz. Öncelikle kime hitap ediyoruz? Hangi kitle bizim dinleyicimiz? Bunun kararını vermemiz lazım. Gençlere mi? Yoksa bütün yaş grubuna mı? Fransızca öğrenmek isteyenlere mi? Sporculara mı? Sağlık çalışanlarına mı? Ya da bütün kendimizde hitap edebileceğimiz, ulaşabileceğimiz herkese mi? Bunun sınırlarını belirlememiz gerekiyor ki daha stabil, daha akıcı bir şekilde işimizi yapalım. Tabii bunun sonrasında da her zaman yaptığımız işte bu podcast olmak zorunda değil tabii ki. Hangi sorunun cevabını veriyoruz? Yani biz insanları bilgilendirmek mi istiyoruz, eğlendirmek mi istiyoruz? Bir yerden bir yere kolay gitmelerini, gittikleri yerde eğlenmelerini ve konaklamayla ilgili sıkıntı yaşamamalarını mı istiyoruz? Çünkü neydi? Bir programın internette bulunan Seri haldeki bölümleriydi podcast. İçerimiz oluştururken buna dikkat etmemiz lazım. Ve neye cevap veriyoruz dedik. Nasıl cevap veriyoruz sorusu da çok önemli. Bilgilenmek isteyen birisine kendi tecrübelerimizden mi faydalanıyoruz? Akademik bilgimizden mi faydalanıyoruz? Bir arkadaşımız anlatmış, kuzenim bahsetmiş. Bundan mı bahsediyoruz? Bunu ne şekilde aktarıyoruz ve bilgili olarak mı anlatıyoruz? Yoksa bir ürün anlatırken sadece kullanım kılavuzunun üzerinde yazan ee, bilgileri aktarıp bir teknoloji editörü, iş bilmez bir teknoloji editörü mü olmaya çalışıyoruz? Ya da çok bilgili, gözü kapalı, bir cihaza dokunur dokunmaz bunun şu özellikleri var, bu özellikleri var. Bunun şu detayları bizim işimize yarar sevgili dinleyenler diyen bir anlatıcı görevi mi üstleniyoruz? Bu, bu detaylar önemli. Ee, tabii bunun sonrasında da bir format belirlememiz lazım. Şimdi konu belirledik. Format derken diyebilirsiniz. E, hemen detay vereyim. Şöyle şu anda yaptığım gibi bir monolog mu yapacaksınız? Yani kendi kendinize konuşacaksınız deli gibi. Anlatacaksınız. İşte iPhone'un şu özellikleri var. 11'de şöyleydi 12'de 12 de böyleydi. 13'te bunları bekliyoruz gibi kendi yorumlarınızı, kendi tecrübelerinizi ya da işte çevreden toparladığınız bilgileri aktaracağınız bir içerik gibi bir monolog mu yapacaksınız ya da Kaydınız kenara yanınıza bir arkadaşınızı da aldınız. Dostunuz olabilir, bir e, misafiriniz olabilir. İşin ehli, işin başını çok iyi çeken bir e, sektörün... Önde giden bir ismi olabilir. Ee, onu mu konuk edeceksiniz? Yani bir diyalog haline mi gireceksiniz? Ee, ya da şunu da yapanlar var. Sadece soru cevap üzerinden mi gideceksiniz? İnsanlar sizlere sorular sordu. Siz onları araştırdınız ya da kendi bilginizden faydalandınız ve cevapladınız. Böyle mi yapacaksınız? Ya da hepsinden biraz biraz karıştıracak mısınız? Yani mixleyecek misiniz? İşte ben biraz size soru cevap yapıyorum diyelim. Ondan sonra sizin sorduğunuz e, sorularla ilgili... İşin bilenine sordum diyelim. Onunla bir diyalog haline girdim. Sonra gittim bir fuara mesela. Bir teknoloji fuarına. Orada insanlarla sohbet ettim ve iş hem soru cevaba girdi hem monoloğa girdi hem diyaloğa girdi. Bu şekilde ilerledi. Bunu da yapmak isteyebilirsiniz. Yani yayın formatınızı az çok belirleyebilirsiniz. Hatta bölümüne göre de belirleyebilirsiniz. Tabii ki sonuçta illa soru cevap yapıyorsunuz diye 30 bölüm boyunca soru cevap yapmak durumunda değilsiniz. Ama en azından tek bir podcast için konuşalım yayına başlayacağınız zaman e, hazırlığınız olsun. Bu çok önemli. Sonra işte e, daha daha nasılsınıza girdiği zaman iş sıkıcı bir hal alıyor maalesef. Bir sonraki adım şimdi formatı belirledik. Başlığımızı belirledik. İçeriğimizi oluşturmak. Yani aklımıza gelen yapacağımız işteki başlıkları, üreteceğimiz içeriğin başlıklarını minik minik not almak. Ben şimdi size podcast akışı ile ilgili bir şeyler anlatıyorum. Aldığım notlar var burada. Ee, ya şundan bahsedecektim. bahsedecektim, dur bir de teknolojiden bahsedecektim, formattan bahsedecek miydim, hangi ara bahsedecektim gibi kafanızı karıştıracak ve de zamanını çalmayacak şekilde organize olmanız lazım. Zaten işi ne yaparsanız yapın biliyorsunuz, iş hayatında bunu da bir iş olarak gördüğünüzde profesyonel olarak, disiplinli olarak çalıştığımız zaman fevkalade akış bir şekilde ilerleyecek. Şimdi burada ne konuşalım, podcast nasıl yapılırla ilgili bir akıştan bahsedeceğim. Bir podcast hazırlıyorum ve ben burada sizlere işte mikrofon, işin teknolojisi, nerede nasıl yayınlanacak, işte hangi ayarlarda, hangi teknik ayarlarda yapılması gerektiğini adımları var. Ee, öncelikle ses düzenlenmeyecek, öncelikle kaydedilecek gibi belli adımları var ve ben bunları bir yere not almazsam sizlere anlatırken ya da işte bir öğrencime ya da bir işte eğitim semineri verdiğimde bu. Aa dur bir de şu vardı, bir de bu vardı. Ay dur şunu anlatayım ama üçüncü sıradaydı. Siz onu dördüncü sıra gibi düşünün diye konuşursam allak bullak olur yayın ve akış içeriği. O yüzden de o başlıkları, ana başlıkları belirlememiz lazım. Alt satırları siz zaten bilgilisiniz o konuda. Yani bir cihaz tanıtıyorsam üzerindeki düğmeleri atlamamak için önemli olan noktaların altını çizmek için ana başlıklarını e, anlatmak gibi. Yine bu içeriğimizi oluştururken sohbet edeceğimiz insanlar olabilir, soru cevap yapacağımız insanlar olabilir e, ya da atlamamamız gereken detaylar olabilir. Bunları muhakkak yazın. Yani illaki bir prompter kurun demiyorum karşınıza ama şu kağıdın üzerinde e, evet burada şu detaya dikkat edecektim e, detaylarını belirtmemiz çok önemli olacaktır. Ben yapmaya üşeniyorum yayınlarımda ama aslında yapmak gerekiyor tabii ki şunun gibi. Bir intro'nuz, outro'nuz olsun. Yani bir giriş çıkışınız olsun. Çünkü bir giriş geldi, sizin yayına başlayacağınız ortada. Siz merhaba dediniz insanları, en, insanlara, en son da iş bitti. Konuşmalar, sohbetler, podcast, neyse içerik bitti ve en son basıyorsunuz ve intro, out artık outro olarak çıkış olarak yayınınızı bitiriyorsunuz. Yani girişimiz, çıkışımız podcastlerde çok önemli bir anda pat diye merhaba ben Sercan hadi bakalım podcast'a başlıyoruz dediğimizde biraz keyifsiz olabiliyor iş. Bunu belirlemenizi özellikle rica ederim. Kapanırken açılırken bunlar önemli yayınımızda. Şimdi her şeyimizi hazırladık. Ne kaldı? Kayıt yapmak. Şovumuzu kaydedeceğiz. Sohbet edeceğimiz, soru cevap yapacağımız ya da işte telefonla bir bağlantı alıyorsak bunları hazırlayacağımız kişilerle olan bütün ses bağlantılarını kaydetmemiz gerekiyor. Herhangi bir aksaklık olmasın ve o sohbetin geri dönüşü olmayacağı bir durumu da göz önünde bulundurarak belki yedek kayıtlar da almamız gerekiyor. İşte bir mikrofon buradansa diğer mikrofonda diğer taraftan belki kaydetmemiz gerekebilir. O sizin ne kadar hassas olduğunuzla ilgili ya da eminseniz sıkıntı olmayacağına ilgili bir derdiniz yoksa ...direkt kaydettiniz ve bitti ve sıkıntısız işi hallettim diyorsanız işe devam edebilirsiniz. Şöyle de bir durum var. Sohbetinizi kaydettiniz, şovunuzu normal yapacağınız içeriği kaydettiniz. Bununla ilgili belki üzerine yorum yapacağınız detaylar vardır. Bunları da kaydedin. Yani onun bir e, akışı olsun. İşte önce konudan bahsedip sonra insanlarla konuşup sonra onunla ilgili yorum yapıp... ...sonra belki çıkış artık işi bitiriş haline getirebilirsiniz... O sıra çok önemli. Sonrasında da artık bu düzenleme, editleme durumları geliyor. Video için konuşmuyorum. Ses için daha çok işte bu sesimizdeki patlamalar, çatlamalar, işte ağız şapırtıları, ne bileyim telefon çalması, işte bildirim gelmesi, sandalle çekmesi, işte yukarıdan birisinin aşağıdan bir başkasının size seslenmesi, o anda işte kedim yavlaması gibi böyle ekstra dinleyici rahatsız edecek. Detayları ortadan kaldırın. Aynı zamanda hani farklı zamanlarda bir şeyler kaydetmiştik ya hani e, işte birinin sesi burada, birinin sesi burada, trafiğin sesi başka bir yerde ve insanlar kulaklığıyla dinleyecek, hoparlörüyle dinleyecek ya da en azından telefonlarının, tabletlerinin hoparlörleriyle dinleyecekler sizi ve bu durumda bir anda hop ses yükseldi, alçaldı, aman burada patladı, burada çatladı durumları sizi dinlenemez hale getirmiş olacak tabii ki. O bu arada çatırtı patırtı cızırtı olaylarından zaten tamamen uzaklaşmış olmanız lazım. Ben diğer o palar Pler tığlar pili çok bu tarz böyle seslerden e, bahsediyorum. Bir başka adımda giriş çıkışımızı yazmamız lazım. Yani e, müzik anlamında değil bu arada. Yani yapacağımız program neydi? Neyden bahsedeceğiz? ve çıkışta da anlatacağım detaylar. Şöyle düşünelim. Şimdi bir, şimdi doğaçlama bir e, yayın yapacağım. Bir giriş yapacağım aslında. Merhaba hoş geldiniz teknoloji sohbetlerine. Bugünkü konuğum Serkan. Serkan'la beraber ses kayıt teknolojileri konuşacağız ve e, podcast yayınlarında nasıl daha iyi ses kaydedebiliriz? Bunlardan bahsedeceğiz. Bu bir introydu. Şimdi bir de çıkış. Hepinize dinlediğiniz için, zaman ayırdığınız için teşekkürler. Bugünkü konuğumuz sevgili Serkan'dı. Bir podcast kaydederken sesimizi daha iyi, daha verimli, daha kaliteli nasıl kaydedebiliriz? Bunlardan bahsettik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere bir sonraki yayında gibi bir outro ile bir sonlandırma ile de metnimizi oluşturursak daha akıcı yani hem gelen seyirciye bilgi vermiş hem de belki aralarda da bunu tabii kullanabilirsiniz ve çıkışında da verdiğimiz bilgideki konuğumuzu tanıttık ya da işte diğer bahsettiğimiz sohbetlerden kısa bir özet geçtik ve artık yayını dışarıya ...alacağımız hale getirdik gibi düşünebilirsiniz. Bir sonraki adımız müzik. Müzik biraz göreceli aslında. Kimi dinleyenler hiç müzik olmadan... ...sadece konuşmaya odaklanmak istiyorlar. Kimileri diyor ki çok sakin, çok sessiz. Biz bunları altta çok böyle soft olsa... ...bir müzik olsa da sanki duysak daha iyi olmaz mı... ...diye düşünüyorlar. Olabilir tabii ki. İşte bu girişteki az önce verdiğim müzik... ...belki daha dinamik olarak yayına başlamamızı sağladı... ...belki de kafa karıştırdı... ...belki de gereksiz yere bir detaydı... ...bu bu biraz dediğim gibi göreceli ama... ...kullanacağımız müziği telifle ilgili... ...bir sıkıntı yaşamayacağımız... ...o kadar emek veriyoruz, kayıt yapıyoruz bir de... ...ya tüh 10 saniye yüzünden biz telif yedik... ...ne yapacağız, yayını yapamayacağız... ...ya da orayı kesip biçip tekrar montaj kurguyla uğraşmamız gerekecek... ...durumunu yaratmamak için... ...çok dikkatli kullanmamız lazım ve... ...normal sohbetin... ...altına olabildiğince verip çok... ...sohbeti çok örselemeyecek şekilde... E, ...seviyelere ayarlamamız gerekiyor. Buna çok dikkat etmek lazım ama... ...müzik vermek isterseniz tabii ki... ...çok daha e, keyifli olabilir belki de. kimidir. bilir? Şimdi kaydımızı bitirdik diyelim. İşte kestik, biçtik, müziklerini vesairelerini koyduk. Şimdi yayınlayacağız artık platformlardan. Biz biliyorsunuz birçok bir e, platform var. E, bununla ilgili bir görsel oluşturmamız e, icap ediyor. Yani... Konumuzu anlatan belki kanalımızı da ifade eden yani podcast kanalımızı ya da işte artık YouTube'da mı yayınlayacağız neredeyse e, mecramızı konumuzu konseptimizi ifade edecek bir grafik hazırlamak burada çok e, yerinde olacaktır. Şimdi görselimizi de hazırladık sonrasında artık o ses dosyasını bir elde etmemiz lazım tek bir dosya olarak çünkü birçok e, parçadan oluştu birçok ses e, bölümünden oluştu. Giriş, konuşma, arada müzikler, efektler, belki alkış, gülme artık ne koyuyorsanız bunlar sohbetler. Bunların hepsini güzelce ayarladık. Çıkış metni okuduk, çıkış müziğini verdik, post prodüksiyonumuzu hazırladık. Sonrasında artık bunu platformlara yüklemek için birçoğunda MP3 ya da WAV wow format da olabilir ama MP3'ü kabul eden birçok yer var. MP3'e çevirdik ve yayınlayacağımız artık hale getirdik. Yayınlayacağımız formata getirdik. Google Podcast, iTunes, Spotify, Deezer birçok platformda yayınlamak için son halini getirdik. Ve bastık, açıklamaları yazdık, başlığımızı oluşturduk, gönderdik. Şimdi yayınımızı yaptık, paylaştık. E şimdi sırada ne var? Bunu ana akım sosyal medya hesaplarında paylaşmak. Twitter'da takipçilerimize, Instagram'da bizi takip edenlere, YouTube üzerinde abonelerimize bir şekilde bunu pompalamamız gerekiyor ki podcastimize misafirlerimiz gelsin, dinlesin, abone olsun. Sonraki abonelikler için otomatik zaten o yayınlar kullandıkları cihazların programlarının içerisine düşüyorlar zaten. Sonra artık dinlemeye devam ediyorlar. Önemli olan sizin ses akışınıza insanların gelebilmesi. O yüzden de burada audiogramların da çok etkisi var. Yani audiogram neydi? Bu kare görsellerin ya da isterseniz tabii ki 16'ya 9 dikdörtgen paylaşımların içerisinde bu ses dosyalarımızın bastiz tiz dengelerinde göreceğimiz şekilde. Şuraya hemen şöyle küçük bir küçük örnek koyayım. Bu mesela çok etkili oluyor, ilgi de çekiyor, paylaşım yaparken ama tabii ki burada yani bu görselin iyi olması sizin sürekli izleyicinizin artacağı anlamda gelmiyor. Seri halde yapmak ki ben bunu yapamıyorum kabul ediyorum, özellikle podcast alanında seri halde yayınlar yapmak ve gerçekten nelerden bahsettiğinizin farkına varmanız, bunlara hakim olmanız, konuya konuya ve programa hakim olmanız sizi fevkalade iyi bir şekilde adım adım çok güzel bir podcast yayıncısı haline getirir. Ama dediğim gibi ana başlıklarıyla tekrar bahsediyorum. Başlığımızı oluşturmak, formatımızı belirlemek, içeriğimizi yazmak, giriş çıkışlarımızı hazırlamak, kaydımızı yapmak, giriş çıkış, ses, müzik bunları hazırlamak, müziğimizi eklemek ya da eklememek, görselimizi hazırlamak, post prodüksiyonumuzu yapmak yani baştan sona o bütün elimizdeki dataları son haline getirmek, yayınlamak ve gerekli mecralarda paylaşmak. Bu zinciri kırmadığımız zaman seri bir şekilde güzel bir akış oluştururuz ve çok iyi bir yayıncı olmaya doğru doğru adımları attığınızdan emin olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Podcast benim çok hassas olduğum bir nokta. Ses kalitemizin iyi olması gerektiği, sohbete hakim olmamız gerektiği çok da eğlenceli hiç kameranın bizi çekmesine gerek olmadan seri bir şekilde güzel içerikler oluşturabileceğimiz bir e, mecra, güzel bir alan, kuvvetli bir alan. Emin olun ileride çok daha kuvvetlenecek bu alan. E, bu tren gitmeden siz de atlayın. E, beraber yol alalım istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Bay bay ne? Basıyorum.